Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Hizmet noktalarına talip olan bütün arkadaşlarımız herhangi bir siyasi partiye müracaat etmek zorundalar. Dolayısıyla önümüzde nasip olursa 7 Haziran 2015 yılında ülkemizde bir milletvekili seçimi var. Bu seçimde de Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir neferi var. Bilgi, beceri ve birikimlerimi sizlere daha iyi faydalı olacağı inancıyla adaylığımı Milliyetçi Hareket Partisi'nden müracaat ediyorum değerli kardeşlerim. Ben öncelikle sizlerle şunu paylaşmak istiyorum çok değerli kardeşlerim. Üniversite yıllarından itibaren partimin bütün katmanlarında 1970 yıllarda İzmir Kocaklar Başkanlığı, İzmir Ülkücü İşçiler Başkanlığı, İzmir Ülkücü Maliyeciler ve İktisatçılar Dernek Başkanlığı, daha sonraki hayatımda da partinin bütün katmanlarında Köşk ilçesinde Aydın ilinde bize verilen görevleri layıkıyla yapmaya çalıştık ve yaptığımı inanıyorum. Bu zaman dilim içinde siyasetim devam ederken ticari hayatıma da devam etti değerli kardeşlerim. Ben Aydın'ın Köşk ilçesi Başçayır köyünde doğdum. Vasat bir ailenin çocuğuyum. Üniversite hayatımdan sonra memuriyeti bıraktım. Köyümde ticaretle iştigal ettim. Elhamdülillah başladığımız noktadan bu konu arasındaki mesafede yol kat ettiğimi zannediyorum. Bu faaliyetlerim devam ederken bir iş adamı, bir ticaret adamı sivil toplum örgütlerin neresinde olur noktasında ilk defa Ülkücü Hareketi mensubu olarak Aydın Ticaret Borsası'nda 5 yıl yöneticilik yaptım değerli kardeşlerim. Arkasında Aydın Ticaret Odası'nda Zeytinyağı Tohumlar Birlik Başkanı'nda yaptım 5 yıl. İzmir Ege İhaletçiler Birliği Zeytin Zeytinyağı bölümünde faaliyetlerde bulundum 3 yıl. Şu anda da Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu Delegesiyim. Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu Delegesi değerli kardeşlerim, İzmir İhracatçılar Birliği'nde seçilir. Burada Akdeniz, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, yani nereden başlıyor? Antakya'dan, Samandağ'dan başlıyor, Mersin, Adana, Antalya, Denizli, Uşak, Kütahya, Balıkesir, Bursa. Bütün bu illerdeki kardeşlerimizin oyuyla buraya seçiliyorsunuz. Elhamdülillah Cenab-ı Allah bizi bugünlerde gösterdi. Dolayısıyla toplumun bütün katmanlarında görev yaptığınız bir kardeşimiz. Bu arada 99-2004 yılları arasında 5 yıl Aydın İlgiler Mesuliyeti yaptım. Ne yerdeydi? 2009-2014 yılları arasında tekrar İlgiler Mesuliyeti seçildim. Ve 2011'in 2015-2014 3 yıllık görev sürende de Aydın İl Genel Meclis Başkanı olarak görev yaptım değerli kardeşler. Tabi bu zaman benim için de ticaret olarak her ne kadar bütün köylerimizi tanıma fırsatı bulduysam da doğudan batıya, kuzeyden güneye İl Genel Meclis Başkanı olduğum dönem içinde de bunu biraz daha genişletme fırsatı olur. Büyükşehir 6360 sayılı Büyükşehir Yasası çıkmadan önce Aydın'da 494 köy vardı. 36 belde vardı, 17 tane ilçe vardı. Bu saydığım yerleşim birimlerinin tamamının her noktasında mutlaka bir hizmetimiz var. Arkadaşlarımızla birlikte gayet güzel bir şekilde de bunu götürdük. Aydın'ın hangi noktasınızı giderseniz gidin. Hangi en hücre dağına giderseniz gidin, mutlaka bizlerin bir hizmeti vardır değerli kardeşlerim. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yetiştirdiği kalifiye, yetişmiş bürokratların, elemanların her yerde işgal ettikleri makamda hakkıyla buna layıkıyla yerine getirdiğine inanıyorum.